Gönül sofranızda var mı yerimiz? Var ise kelam etmeye geldim. Hakkı dost tutanlara bir selam verip, hatır sorup, gönüller almaya geldim. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünden, dağlarından yağ, ovalarından bal akan, güzel şehir Aydın'dan, Kuşadası'ndan tüm izleyicilerimize selam olsun. Evet, biz bugün neredeyiz? Biz bugün Aydın, Kuşadası, Kirazlı köyündeyiz. Erkan Bey'in çiftliğindeyiz. Evet, bugünkü konumuz Anadolu çoban köpekleri. Evet, Erkan Bey, biz sizi tanıyoruz ama değerli seyircilerimizin tanıması bazında. Kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben Erkan Taşdemir. Aslen Denizli yatağındanım. Ama Kuşadası'na geleli 20 sene oldu. 20 seneden beri buradayım. Esnafım. Yem işi yapıyoruz, pet shop işimiz var. İşte çiftliğimiz var, köpekleri seviyoruz. Evet, güzel dolu dolu bir çiftlik. Evet, güzel dolu dolu bir köpeklerle uğraşıyoruz. Yani köpek bizim için bir hayat tarzı gibi. Yani 40 yıldan beri, belki 43 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Şimdi şöyle başlayalım. Bu işe nasıl başladı? Bu iş bizim dedelerimiz Yörük çoban. Çoban olduğu için tabii amcalarımız da çobandı. Onlara biz devamlı gidip geliyorduk dağda. Çobanlık yapıyorduk. Köpek sevdası oradan başladı. Yani bizim sülalemiz de var. Tabii seviyoruz harbiden köpekleri. Yani 10 yaşından beri, 12 yaşından beri köpek besliyoruz. Yani köpeklere bakıyoruz, seviyoruz. Tabii bu bir aşk. Bu bir sevda. Tabii yörük olup da köpeği sevmeyen olmaz. Herhalde bu sevgi dededen atadan geliyor. Tabii dededen atadan. Yani bizim dedelerimiz yörük. Yani koyunları var, hayvanları var, keçileri var, inekler var. Bizim de şu anda benim çocukluğumdan beri hiç evimde hayvan eksik olmadı. Her şey oldu. Yani gazından, hindisinden, köpeğinden, ne aklınıza gelirse atından. Hepsi siz oldu. Tabii Anadolu çoban köpekleri besliyorsunuz. Evet. Tabii ilk köpeğiniz nasıldı? Bu işe nasıl başladı? Benim ilk köpeğim ilkokula giderken vardı. İlk köpeğim adı Zeymek'ti. Ala bir köpekti. Evet. Seviyorduk. Onun arkasından çok okuldan kaçtık. Şeye gittik. Köpek gitmeye gittik. Öyle başladı. Yani ondan sonra tabii devamlı köpekleri almaya başladık. Üretmeye başladık köpekleri. Seviyoruz hani hayvan sevgisi başka. Uzun bir süreden beri bu işi yapıyorsunuz. Tabii. Hemen hemen bir 40 yılı buldunuz herhalde değil mi? 40 yılı bulmuştur yani. Evet. Tabii elinizde Anadolu çoban köpekleriyle ilgili bir tabii gen haritası da vardır değil mi? Evet. Tabii biz esas bunun Ançıpayam Akalan köyünde eski bizim arkadaşlarımız vardı. Hatta şu anda vefat etti Hasan abimiz diye, Hasan Can kardeş diye. İlk köpeği ben ondan aldım. Dişiyi aldım. Ondan gelen soyla öyle devam ediyor. Mesela o köpekler şu anda arkamızda olan aynı o soylardan. Köpekler hepsi. Yani 40 yıllık bir soy takip soy var yani. Soy takip. Zaten soyu takip olmayan, soy olmayan köpeğe ben bakmam. Neden? Çünkü soyunu bilmediğin köpekten ne çıkacağını bilemezsin. Yani kanı ve geni iyi olacak yani değil mi? Bu işin formülü bu. Yani hayvan besleyen illaki soyunu takip edecek. Mesela kuşta da aynı. Mesela dönek kuşu uçuruyorum, besliyorum. Selanik kuşlar var. Ama soyunu takip ediyor. Soyu olmayan bir kuşu ne kümesime katarım ne de köpek beslerim. Evet. Bakmam yani. Tabii şimdi Anadolu çoban köpeği önemli. Özellikle çobanlar için vazgeçilmez bir köpek. Anadolu çoban köpeğinde aranan özellikler, yani iyi bir köpeğin özelliklerini sayacak olursak neler söylersiniz? Anadolu çoban köpeğin özelliği öncelikle karakter yapısı düzgün olacak. Evet. Yani karakteri hayvana bakacak. Bu araziye gittiğin zaman hayvana sahip çıkacak. Ne bileyim sahibine sahip çıkacak. Karakter yapısı çok önemli. Bazı köpek vardır en ufak bir şeyden bırakır kaçar. Evet. Ama tabii karakter önemli yani yapısı olarak, karakter olarak. Düzgün olacak, kaliteli olacak yani. Evet. Tabii 40 yıllık bir gen haritası sizde mevcut. Evet. İyi bir köpekte damızlık seçerken de tabii sıradan her köpeği seçmiyoruz. Nelere dikkat edin? Şimdi mesela köpek en ilk gancık doğurduğu zaman 7-8 doğum yapar. Bunlardan illaki 1-2 tanesi iyi çıkar. Yani hepsi iyi çıkması mümkün değil köpeğin. Evet. 2-3 tanesi iyi çıkar, o iyi çıkanları ayıracaksın. İşte salına, boyuna. Mesela biz çok böyle şey yapmıyoruz. Mesela beslediğimiz hayvana
genelde işte bahçede, orada burada şu anda bakılıyor. Eskisi gibi yörük kalmadı. Yani çoban kalmadı. Ha, İç Anadolu'da var ama bizim bu bölgede yok. Biz genelde şu anda görsel köpeklere bakıyoruz. Ha, karakter yapısı da düzgün olması lazım. Mesela sahibine, yerine sahip çıkması lazım. Yabancı uyumaması lazım. Yani yavruda da ona bakıyoruz. Mesela ilk yavrularda hangisi en iyi yavru lider? Lider yavru zaten belli olur. Kümeste 20 günlük, 1 aylık oldu mu gider tek başına yatar yavru. Öbür yavruların içine girmez. Öbür en iyi geldiği zaman üstüne bir bindim hemen ona tepki verir. O lider hayvandır, lider yavrudur. Onu seçeriz. Kırlaması, havlaması olur. Kırlaması, havlaması olur yani. Onun için o enikleri damızlık olarak ayırırız kendimize. Evet. Tabii 40 yıl az bir süre değil. Tabii az bir süre değil. Şimdi mutlaka piyasada yetiştirdiğiniz namlı köpekler tabii vardır köpekler, herhalde. He, tabii köpekler sağa sola arkadaşlara veriyoruz. Orada okuyoruz. Mesela şu anda sağa sola verdiğimiz köpekler çok. Yani arkadaşlara verdiğimiz, ne bileyim işte hayvancılık yapan veyahut da evinde çiftlikle bakan çok köpeklerimiz var. Evet. Tabii damızlıklar özellikle önemli. Şimdi köpeğin gebelik döneminden ve yavru dönemi ve gelişim dönemiyle ilgili konuşacak olursak, gebelik artık köpek gebe kaldı. Nasıl bir bakım oluyor? Şimdi gebe kalan hayvan, yani kalmadan önce yapacak olan iş, köpeğe önce bir iç parazit vereceksin. Yani çiftleşmezden 20 gün önce, bir ay önce iç parazit vereceksin. Tabi bakımı zaten köpeğin bedeni yapısı iyi olduğu zaman zaten kızana geliyor. Öbür gibi gelmez. İşte tüydeki bir hayvan kızana gelmez. İlla ki bedenini alacak. Ondan sonra gelir. Ve geldikten sonra bir ay içinde, yani bir aylıkken gençlik iğnesi vurmak lazım köpeğe, gancık köpeğe. Neden? O karındaki enikle o şeyi alsın, aşı. Mesela biz çok hata yaptık, daha önce de yaptık. Vurmadık. Vurmadığımız için enikler doğuyor. Doğduktan bir ay, 45 gün sonra veya 50 gün sonra hastalığa yakalanıyor. Ama biz bunu vurduğumuz zaman bu hastalık olmuyor yani. Tabii baştan tedbir baştan almak lazım. Almak lazım. Tabii şimdi köpekten genelde 58 günle 65 gün arasında doğurur. Genel olarak 63 günde doğurur ama bazı gancık 58 günde doğurabilir. Bazı 63 günde doğurur, 60 günde doğurur. Doğduktan sonra zaten enitlerin olduğu yer sterilize olması lazım. Yani doğum olacak olan yer. Başka köpekler olmaması lazım köpeğin etrafında. Çünkü olduğu zaman kıskanıyor. Kıskandığı zaman eniğine bakmıyor veyahut da bir anda kalkıyor eniği çiğniyor. Eziyor. En güzel sakin bir kenarda köpekle doğrusuyla baş başa olması. Baş başa olması lazım. Sakin olması lazım köpek. Evet. Tabii zaten 25-30 gün annesi rahat emebilir. Yani annesini emer enik. 30 günden sonra kendini takviyemek lazım. Mesela ben 25 günlükken başlıyorum takviyeye. Tabii ta süt kesilinceye kadar. İşte bazı gancı 45 gün bakar, bazısı 60 gün bakar. O zaman da ben takviye de yapıyorum. Mesela konservedir, süttür, mamadır. Bunları veriyorum elinlere. Öyle bakımını yapıyorum. 30 günlükken aşılara başlıyoruz. Zaten bazıları 45 günlükken başlar. Ben 30 günlükken başlıyorum. 45 günlükken başladığım bir risk olabiliyor. Yani enikte ölme riski olabiliyor yani. Çünkü anneden de ayırıyorsun bu sefer. İster istemez mikrop kapabiliyor yani. Tabii yavruluk dönemi anlattığınız gibi geçiyor. Peki tabii sadece yavrulukla bitmiyor. Tabii gençlik bitmiyor. Dönemine geçerken ki tabii hareketlerinde kontrol etmek gerekiyor. Bakımını kontrol etmek dönemi. Şöyle gençlik döneminden bahsedecek olursak neler söyleriz? Şimdi gençlik döneminde zaten enik bilhassa 9-10 aya kadar çok iyi bakılması lazım. Bir de tam diş zamanı, diş çıkarma zamanı 4,5-5 aylıkken çok dikkat etmek lazım. O zaman köpek hasta olabiliyor, ateşlenebiliyor. Onlara iyi bakmak lazım. Enik 9 aya kadar, ona 1 yaşına kadar iyi baktın mı enik çok sağlıklı olur. Genelde yani bu yavruda ve gençlikte görünen hastalıklar neler? Dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Bilhassa şeye dikkat etmek lazım. Yani işte gençlik hastalığı, kanlı ishal buna çok önemli. Yani köpekte hasar bırakıyor veyahut da öldürebiliyor yani risk bunları. Risk bırakır diyorsunuz. Çok bırakır. Mesela evet. Gençlik hastalığı geçen illa bir sakatlık bırakır, ciğerinde bırakır. Ne bileyim köpek sallanır, titreme yapar, bunu bırakır. Kanlı ishal de köpeği öldürür genelde. Yani 5. günü, 7. günü atlattığımı kurtuluyor ama o da çok zor bir süre.
Evet. Yani hayvandan genelde ölüyor yani. Bir de şu var tabi, yani iyi cins bir hayvanın belirli karakter özelliği var. İyi bir yavrunun da mutlaka kendine göre bir ayak yapısı, vücut yapısı tabii vardır. Bunlardan bahsedecek olursak neler söylersin? Yani bunlardan bilhassa ırkını iyi takip edeceğim için kalça çıkıklığı olmaması lazım. Bazı köpeklerde maalesef çıkıyor. Bu çıktığı için ille soyunu atıyor. Bu kalça çıkıklığı olan köpeklere damızlık yapılmaz. Yapmamak lazım. Yavruda da el ayak yapısı kalın olacak. Yani basarları düzgün olacak, ayak yapıları düzgün olacak. Yani pati tırnak tabii yapısı. Pati tırnakları. Mesela bazıları der ki ya çift mamuz var, bu evet köpek güzel mi değil. Çift mamuz da köpek güzel olup olmaması önemli değil. Evet. Mamuzun olup olmaması önemli değil. Şimdi bakıyorsun mesela bizim beslediğimiz çok iyi köpekler var. Hiç mamuz yok. Ama çok güzel köpek. Evet. Karakterli. Şeysi güzel. Yapısı güzel. Basarları güzel. Her şeyi güzel. Adamcılığı güzel. Bir tane yabancı uyumaz içeriye. Ama bakıyorsun mamuzlu köpek öyle değil. Yani bu kıyas değil yani. Mesela sokak köpeğinde de çift mamuz var. Yoz bir köpekte. Bizim köpeklerde de var bazen de. Bazen de yok. O şey değil yani. Milletin. Bir de işte tabii adı üstünde Anadolu çoban köpeği. Yani ırkında, geninde işte hayvanları korumak var. İşte koyunu korumak var, keçiyi, davarı korumak var. Evet. Sizin yetiştirip dışarıya verdiğiniz köpeklerde memnuniyet nasıl? Tabii var. Mesela şimdi burada bir çiftlik var. O arkadaşa verdik. Çok memnun, çok teşekkür ediyor. Hatta 3 tane inek verdik. Sahibinden başka bir tane adam yanaştırmıyor şu anda çiftliğe. Sahibinin haricinde kimse uymuyor. Evet, sahiplenme var yani. Sahiplenme var yani. Yani bu zaten Anadolu çobanlarda veyahut da Kangallarda o bölgeyi veyahut da o hayvanı sahiplenme var. İşgüdüsel olarak var. Evet. Mesela zarar gelince bir insanı bilir. Yani anlar yani. Halinden, hareketinden tabii anlıyor. Anlar. Onun için karakter çok önemli. Mesela bazı köpekler var. Hiç havlamaz. Yani yabancı gelse de hoş geldin der. Ha bu her enikte de çıkmaz. Mesela bizim köpekten bazılarında çıkar. Mesela yabancı hoş geldin der, bir şey demez. Ama bazıları da dur bakalım der, sen kimsin? Evet. Onun gibi bir sorar yani. Hemen gelir gelmez bir kontrolünü yapar. Kontrol yani. Kontrol yapar yani. Evet. Tabii şöyle baktığımızda değerli seyirciler de tabii ekranlarda görüyorlar. Bayağı da bir köpeklerimiz var. Köpeklerimizi şöyle tanıyacak olursak. 15-20 tane, şu anda burada 15 tane köpeğimiz var. Evet. Tabii Deniz de var. Deniz'de, Açıpayam'da, Akalan'da Nazmi arkadaşım var. Onunla beraber yapıyoruz bu işi. Onu mesela şu gördüğünüz Doğru Bey'i var. O arkadaşın köpeği damızlık olarak getirdik. Evet. İyi bir arkadaşımız. O da iyi bir köpekçidir biz gibi. Sever bu işe. Şu an kaç tane var burada? Şu anda 15 tane köpeğimiz var şu anda. 15 tane sayacak olursak şöyle. Bizi köpekleri tabii tanıtalım değerli seyircilerimize. Evet. Baron var. Evet. Deli Baron'un oğlu. Şu anda aşağı yukarı 25 aylık oldu. Evet. Baron'un özelliği ne mesela? Baron'un özelliği genelde çoban. Yani bir de çok agresif bir köpekti Baron. Babası, atası tabii atası muydu? Çok kızgın. Evet. Sahibini dahi ısıran bir hayvan yani. Evet. Öyle bir şeyi var. Köpeğin agresifliği var. Bekçiliği güzel diyorsun. Bekçiliği güzel. Evet. Başka ne var? Onun işte sürülüğü güzel. Evet. Yani köpekte tip var. Güzel yani. Mesela onun 3 tane yavrusu var bizde. 2 erkek bir dişi. Onun işte bir oğlu var Bozo diye. Yine Deli Baron'un oğlu. Bozo'yu şöyle bir tanıtalım. Bozo için ne söylersin? Bozo da çok karakterli bir köpek. Güzel ama biraz insandan çekiniyor. Evet. Ama ben soy olarak işte ne bileyim damızlık olarak kullanıyorum. Kendim kullanıyorum. Çünkü yapı olarak ayak yapısı olsun, ondan sonra ne bileyim vücut yapısı olsun bizim istediğimiz tarzda. Evet. Yani biraz kilo olacak. Yani kemikli olacak köpek. Ben buradayım diyor yani. Tabii. Evet. Ben buradayım diyor. Bozo'dan sonra ne var mesela? Bozo'dan sonra bizim avşarımız var. O da Avşarı şöyle bir tanıtacak avşar, olsak neler söyleriz? Avşar da yine dedesi bendeydi. Yine onu Açıpayam'dan getirdim ben dedesini. İşte babası Nevşehir Gaymaklı kasabasından getirdim. Babasını damızlık olarak çiftleştirmek için getirdik. Bayram arkadaşım var sağ olsun. Evet. Ondan aldık geldik. Yaşar Çıtak var.
Onunla beraber yapıyorlar. Onlardan getirdik. Bir yavrusunu aldık. Tekrar babasını geri gönderdik. Şu anda işte avşar var. Avşar da iyi bir köpek. Yani Türkiye'de sayılı boyda, salda iyi bir köpek yani. Güzel bir köpek. Onu da görürüz. Yani onun da şimdi damımızı burada kullanıyoruz. O da çok güzel bir hayvanımız. Yani şu an buradaki hayvandan şeyi hep de belli soyları yani. Evet, 40 yıllık saysam, gen haritası belli. Saysam dedesini sayabilirim yani. Diğerli, hepsini de. Diğerleri ne var tabii. Avşardan sonra? Paşa var. Paşa da yine açpayam avşar soyundan. Evet. O da iyi bir kaliteli köpek. Değerli bir köpek. Tabii değerli bir köpek. Paşa da güzel. Yani damızlığı da iyi. Kendi yapı olarak güzel. Ondan sonra onun arasında satır var. Satır da çok güzel. Yani satır kaç yaşında? Satır da şu anda 3 yaşında, 3,5 yaşına giriyor. Evet. Tabii onun babası da Denizli Honaz'dan. Yaman diye bir köpek var. Uğur arkadaşımdan, annesini ben verdiydim. Evet. O sağ olsun bize hediye etti. Babası Yaman'ın şeysi diye. Onu şu anda damızlık yapıyoruz. O güzel. Tango var. Bir köpeğimiz daha. O evet. Da Tango kaç yaşında? Tango da 3,5 yaşında şu anda. O da satırla beraber aşağı yukarı. Onun da soyu arkadaşların çoğu bilir. Yahtağanlı Arap diye bir köpeğimiz vardı bizim. Meşhur yani. Meşhur. O Arap'ın torunu oluyor. Torundan torunu oluyor yani. O 90. Anı geni oradan geliyor. Tabii yani. Geni oradan geliyor. Evet. İşte hani ben kendim de yahtağanlıyım esas. Bıçakçı memleketindenim. Evet. Kılıç, bıçak bizde yapılır. Evet. En güzeli en güzeli bizde olur. Oradan geliyor. İşte onun işte Tango onun oğlu şu anda. Güzel bir köpek. Tabii bunlar hepsi hazine. Benim için hazine. Tango'dan sonra ne var? Tango'dan sonra elitler var, dişiler var. Yine avşar soy bir dişimiz var. Yine işte o deli baronun kızı var. Yani ondan sonra yavrularımız var. Evet. Yine bu satırın kardeşi vardı Külçe diye. Külçe'nin 2 tane yavrusu var şu anda bizde. Onlar da 9 aylık falan oldu şu anda. İşte onları da damızlık ayırdık bir çift. Sonra bu Doğru Bey'in kız kardeşinden çıkma. Kral diye bir erkek vardı Deniz'de, bir arkadaşta Özgür'de. Evet. Onunla Doğru Bey'in kız kardeşini eşledik. Oradan çıkan bir çift yavru var. Onları da damızlık ayırdık. Güzel, şu anda damızlıklarımız iyi. Ha yavruda yana çok şansımız yok. Neden yok? Yavrular olmuyor, ölüyor. Bazı arkadaşlar sistem ediyor. Ya arkadaş bir yavru vermedin ya. Olmuyor. Yani bu iş çok zor bir iş. Yani millet öyle işte konuşuyor işte şöyle, öyle değil. Harbiden bu işe emek vermek lazım. Çok uğraşmak lazım. Yavru zayiatları neden yaşanıyor genelde? Yavru zayiatı dediğim gibi mesela şey de oluyor. Gancı kıskanıyor. Başka bir köpek icabında boşanıyor. Gancı yanına gidiyor. Ha, gancı kapalı. Mesela bizim doğumhanemiz var kapalı ama. Bu sefer öbür köpek görüyor bunu. Gördüğü zaman kalkıyor. Etlerini eziyor. Hırçınlaşıyor. Yani o şimdi erkek köpek veya başka köpek gelip yani en iyi yiyecek diye. Yani o ilk aşaması çok önemli. Çok yani. Önemli yani. Yani ilk 20 güne kadar çok önemli. Evet. 20 günden sonra en ilk ölümü olmaz. Yani biz öldürmeyiz. Ama 20 güne kadar en önemli zayiat verebiliyoruz yani. Evet. Peki. Yani değerli seyirciler, o kadar güzel köpekler var ki siz de zaten ekranlarda görüyorsunuz. Yani say say bitmiyor yani. Evet. 40 yıllık bir Secere var. Secere var. Şimdi 91 yılındaydı. Bir enim vardı. Çok güzel bir enik. Böyle harika bir enikti. Hastalığa yakalandı. Minibüsçülük yapıyorum o zaman Denizli'de. Millet minibüsçülük, ben işte Denizli'ye müşteri getirip götürüyorum. Köpek hastalanınca biz müşteriyi bıraktık. Köpeği bindiriyoruz arabaya, minibüse. Hem de ön koltuğa bindiriyoruz. Evet. Hastaneye gidiyoruz. 20 gün boyunca hastaneye gittim geldim. Ama köpeği kurtaramadık. Böyle yine bir bu, sevda yani. Ya böyle bir sevda. Yani müşteriyi bıraktık. Köpeği götürdük. Evet. Yani bu işi harbiden seviyoruz yani. Zaten sevmesen bu kadar köpek bakılmaz. Evet, yapılmaz. Yapılmaz yani. Evet, bir de 40 yıldan beri yapılmaz. Tabii 40 yıldan beri. Hadi bir aynen. Yıl baktın, 2 yıl baktın. Şimdi, hevesini aldın. Evet, evet. Aynen. Mesela şimdi adam bir köpeği olur. Onu sever sever. Ondan sonra öldü mü de ben bakmayacağım köpek der. Biz öyle değiliz. Biz evet. Köpeğin hepsini seviyoruz yani. Tabii eski ırkları, dedelerini, tabii. Çocuklarını, torunlarını görmek hepsini. Tabii hatta bende bir başka. Bir albüm var şimdi. 20 yıllık albüm var. Köpekler fotoğraf albümü.
Hatta bir arkadaş dedi ki, ya Erkan dedi, millet dedi, çoluğun çocuğun albümünü gezdi, sen köpeğin albümünü gezdi. Ya ne yapayım dedim, seviyorum dedim bunlar yani. Çocuğum ya yani, değil mi? Hani şimdi Allah'a emanet, 3 tane çocuğumuz var, 2 oğlumuz, bir kız var. E bunlar da aynı çocuk yani. Bizim için bir fark yok yani. Böyle bir sevda, böyle, böyle bir sevda aşk. Yani, tabii böyle bir aşk yani. Evet. Onun için güzel bir aşk ve herkesin de bence hayvan sevmesi lazım. Hayvan sevmeyen insanı sevmez. Aynen. Yani hayvan sevecek yani. Bir mesela hobisi, korkusu vardır. İlla ki bir köpek beslesin ki o şeyi atlasın. Ben çok gördüm böyle. Yani köpekten korkup da hayvan bakmayan insanları. Köpeğe bakıp da sonra alıştığını gördüm. Evet. Böyle bir sevgi yani. Hayvan sevgisi farklı. Şimdi şöyle bir çifti birlikte gezelim. Hem anlatmış olduğunuz köpekleri tek tek tanıyalım. Tabii, tanıştıralım. Evet efendim, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz.